Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, hemen bir elem neşrah leke'yi okuyalım. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na enke vizrak. Selam olsun Dilan'a. Evet, videomuzu beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Eylül ağlıyor, Dilan Kur'an okuyor, fenomenler çatır çutur çatlıyor, haberler başlıyor. Yayını beğenelim, paylaşalım, haberler gelsin. We are all the children of the Prophet Adam. Allah created the world for all of us. Lan oğlum gülmeyin, ayıptır. Sonra sizin oğlunuz kızınız da böyle olur, Allah göstermesin. Ne diyorsun lan hiç? Abi böyle söyleyince hemen susuyorlar. Çok korkuyorlar size benzeyecek. Çoğumuz çocuğunu spor yapsın diye veya yetenekliyse en azından geliştirsin, bir yerlere gelsin diye bir beklenti olur veya olmaz amatör kulüplere yazdırıyoruz. Bunların arasında iyi olan kulüpler var, kötü olan kulüpler var. Onların iyisi kötüsü bir kenarda dursun. Ama ortada büyük bir skandal var. Bakın, amatör kulüpteki çocuklar maç oynadığı zaman ambulans gönderilmiyor. Ama profesyonel ligdeki kulüpler elit lig diyorlar. Buralardaki kulüpler maç oynadığı zaman ambulans gönderiliyor. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu federasyon mu? Belediyeler mi? Kurumlar, kuruluşlar mı? Devlet mi? Kim abi bunun sorumlusu? Bakın bugün İstanbul Pendik tarafında Kurtköy Spor'la Bulvar Spor'un 14 yaş kategorisi maçı var. Şimdi bu maçta Kurtköy Sporlu bir futbolcu başına darbe alıyor, dili boğazına kaçıyor. Tamam mı? Neyse, dilini çıkartıyorlar, çocuk yerde titriyor. O videoyu paylaşabilirsem paylaşacağım, belki yasak masak gelebilir, bilmiyorum. 20-25 dakika ambulans bekliyorlar. Maçın oynandığı saha Dolayoba Spor diye bir takımın sahası. Yani akşam 4-5 gibi hava kararmış, ışıklar yetmiyor, o havada maç oynatıyor, o karanlıkta formalar birbirine karışmış, hakem hakemlik yapamıyor ve bu kaç defa şikayet edildiği halde federasyon bunu umursamıyor. Şu an 20 dakikadır amatörde bekliyoruz. Hocam kaç saattir bekliyoruz ambulans? 20 dakika rahat oldu. 20 dakika. Evet. Amatörlere ambulans vermiyorlar. Profesyonel olman gerekiyor yani. Kesinlikle. Ama iş malum lisanslarla alakalı. Ücretler olduğu zaman takı takı para almayı biliyorlar ama böyle ki sahalarda maalesef sağlıktan yana büyük sıkıntılar var. Allah göstermesin, çocuk burada yani başka bir durumlara da girebilirdi. Dili boğazına mı kaçtı? Boğazına kaçmış. Herkese çıkartın. Federasyon bunu umursamıyor. Orada Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi var. Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi. Hepi topu 1 kilometre uzaklıkta sahaya 20 dakika ambulans bekliyorsun. Kafasına darbe aldığı için, dili boğazına kaçtığı için çocuğu alıp arabaya koyup götüremiyorsun. Riskli bir durum. Çocuk yerde titriyor. Federasyon paraya geldiği zaman açıyor ellerini. Verin, verin, verin. Hizmete geldiği zaman yok. Kim sorumlu kardeşim? Kim sorumlu? O çocuk orada ölse ne olacak? Ha?
O an o sahanın içerisinde işini bilmeyen sağlıkçıya denk gelsen, o dili oradan çıkartamasa, dil boğaza kaçmış çocuk ölse ne olacak? He? Ne olacak oğlum? Ya bu kadar rezil olamazsınız ya. Bu kadar kepaze olamazsınız ya. Allah aşkına ya. Devrim olacaksa buradan olacak devrim ya. Benim çocuğum amatörde oynuyor diye hayvan muamelesi göremez kardeşim. Lanet olsun. Elitlikte oynayanın babası da aynı vergiyi veriyor. Ben de aynı vergiyi veriyorum. O da bir ülkenin vatandaşı. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Benim çocuğum amatörde diye bu muamele yapılıyorsa, ki bunun sorumlusu kim? Federasyon mu, belediyeler mi artık bilmiyorum. O zaman hepsini elitlik yap. Hepsine ambulans gelsin kardeşim. Ya olamaz böyle bir şey ya. Hangi bölgede, hangi partiye bağlı olursa olsun belediyeler mi bu işe bakıyor? Bütün amatör kulüplerle anlaşın kardeşim. Ona göre araba gönderin. Ambulans gönderin. Ambulans gelmeyecekse hiçbirine gelmeyecek. Eğer geliyorsa, elitlikteki çocuğa geliyorsa, amatördekine gelmiyorsa, elitlikteki insan amatördeki hayvan muamelesi görmüş oluyor. Biz buna insan muamelesi yapıyoruz. Bu elit, bu da hayvan. Tamam mı? Bu da hayvan. Bir ikincisi, o sahanın haline ışık yok, karanlıkta. Hani köyde oynarız ya. 2023 Türkiye'sinde İstanbul gibi bir yerde, Pendik'te, Pendik AK Parti'nin değil mi? Dolayısıyla spor diye bir takımın sahasının ışığı yetmiyor. Çocukların formalarını ayırt edemiyoruz. Bu kadar rezil, kepaze hale gelmiş. Oraya bir tane fazladan, iki tane fazladan ışık takamıyorsun ya. Ya bu kadar olamaz ya, olmaz. Avrupa. Ya gidin Avrupa'da, gidin Avrupa'da amatör maçları izleyin. Tamam mı? Amatördeki maçları izleyin. Oradaki futbolu görün. Oradaki sahaları görün. Ondan sonra gelin Türkiye ile kıyaslayın. Avrupa'nın yanından geçemezsin ya. Yanından geçemezsin kardeşim. Bu rezilliğinle yanından geçemezsin. Belediye seçimleri yaklaşıyor. AK Parti İstanbul'da kimi adayı gösterecek? Herkes dört gözle bunu bekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına, Er Meydanı'na kim çıkacak? Efendim, bir anket şirketi bazı isimleri söylemiş. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. %34. Ekrem %60 küsürlerde. İkincisi Murat Kurum %30. Üçüncüsü Süleyman Soylu %28. Dördüncüsü Tevfik Göksu %27. Beşincisi de eski demir yolları neydi? Adil Kara İsmailoğlu, o da %22'lerde falan filan. Şimdi bunlardan hangisini gösterecekler? Veya sürpriz bir isim olur mu olmaz mı? Tabii Saadet Partisi Fatih Erbakan bir şartla, pardon 3 şart, 3 veya 4 şartla İstanbul'da size destek oluruz demiş. Böyle bir iddia var. Şaban Bey'in iddiası. Bir paylaşım yapmış. Sultanbeyli veya Esenler mi? Bunlardan bir tanesini bize bırakacaksın. Tabii. Bizim belediye olacak eskisi gibi. Bunun yanı sıra İBB'yi, Tevfik Göksu'yu aday göstereceksin. Tevfik Göksu kazandığında İBB'de koltuk istiyorlar. Buna benzer bazı şartlar. Yani şimdi Fatih Bey'i meclise sokan Erdoğan, Fatih Bey Erdoğan'ın karşısına belediye seçimlerinde kalkıp neyle gidecek? Şartla gidecek. Ya kardeşim, ben bunların hiçbirine inanmıyorum. İnanmam da. Niye? Ya bunlar kalktılar Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçiminde, kalkıp biz Bizanslılara mı oy vereceğiz dediler. He? O Beylikdüzü'ndeki bir anıt vardı ya. O anıtta işte eski Rauf Denktaş'ından tutun da Kıbrıs'ın başkanı, işte bir papaz mı birinin de şeyi vardı, oradan yürüdüler. Neler neler söylediler. Tabii. Neler? O zaman da AK Parti ile papazlardı. Buna rağmen gittiler AK Parti'ye oy verdiler. Ekrem'i desteklemediler. Şu ortamda o zaman onu yapan zihniyet. Şimdi AK Parti bunları meclise sokmuş. Ellerine ekmek vermiş. Makam mevki sahibi yapmış. Bir de kalkıp AK Parti'ye şartımız var diyecekler. Tayyip demez mi?
Ulu oğlum, karısı veren ben, parası. Eli dişte gözüz karı da demez mi de, der tabii. Ula hırbo, sizi eliniz ekmekte, aklınız avratta. Ben nasıl güvenem size? Sayende bizim avradı gördüğümüz yok ya. Ya ben mi söylemişim sana taksitle karı alırsın diye? Nankör itler, ben sizi bunca yıldır niye besleyen? Aa, sıçtırma onu! Ya bunca mahsulatın ikisi benimse, biri sizin kıcınızdan çıkar. Der tabii, onun için böyle bir şey yapamazlar. Efendim, İstanbul'da bir taksi şoförü seyir halindeyken kırmızı ışıklara denk gelmiş. Işıklarda durmuş. Torpidodan normal yemek tabağını çıkarmış. İçine birazcık koko koymuş. Kokain. Ağızdan mı çekiyor, burundan mı çekiyor? Video yok, fotoğraf var. Orayı da buzlamışlar. Çekmiş. Biri de fotoğraflamış. Şimdi bu fotoğrafı çeken yolcuysa büyük başarı. Vallahi büyük başarı. Yok eğer diğer arabadan çekildiyse bu kadar net nasıl almışlar, orası da tuhaf. Şimdi arkadaşlar, ben taksicilerin bu tarz şeyler kullandığını düşünmüyorum. Ben sizin onlara iftira attığınızı düşünüyorum. Hiçbir taksici seyir halinde böyle şeyler kullanmaz. Taksiciler ülkemizin gerçekten işini düzgün yapan, gerçekten Türkiye standartları ve Avrupa standartlarında çalışan nadide insanları desem götünüzle gülersiniz. Ama gülürt. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu arkadaş doktora gitmiş. Doktor demiş ki sana bir ağrı kesici vereceğim. Parol. Parol tabii hap halinde atıyor ya. Mide bu parolu eritmiyor arkadaşlar. Eritmeyince buna doktor demiş ki sen bunu demiş un haline getir. Tamam mı? Burundan çek. Burundan çekersen ağrı kesici, sonuçta mideye atıyorsun, kanla manla beyine gidiyor ya, uyarıyor ya, burundan çekersen diyor deliğin üstünde beyincik var diyor, tamam mı? Oradan diyor direkt beyine ulaşır diyor. Ne yapar diyor? Ağrı anında kesilir diyor. Ya bundan dolayı her şeyi yanlış anlıyorsunuz oğlum siz ya. Yani bilmiyorum, gerçekten çok ayıp. Ayıp arkadaşlar. Yazık gerçekten ya. Bir insanın işiyle ekmeğiyle bu kadar kolay oynamanıza müsaade etmeyiz. Alt tarafı parolu burundan çekmiş. Ne var ya? Allah Allah. Pudra şekeri de olabilir. Belki adam şeker hastası. Şekeri ağız yoluyla alamıyor da burun yoluyla alıyor. Biraz öyle düşünün. Biraz relax olun ya. Efendim, hacılarımız, hocalarımız maddi sıkıntı çeken alimlerimiz, ulemalarımız pavyona düştü. Evet. Bu tebliğciler, cübbeli, sarıklı, sakallılar pavyon pavyon geziyorlar. Yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Onlar da pavyona düşmüş. Tabii. Konsomatris ya da neyse, emek işçisi bacılarımızla beraber takılıyorlar. Pavyonda vaaz anlatıyor. Pavyona gitmiş, vaaz anlatıyor. Allah'ın 70 sene ömür vermesi, vay efendim, 70 senenin sonunda hesap sorması. Aldanmayalım, mezara gireceğiz. İlk soru namazdan sorulacak. Mer Rabbüke, Rabbin kim? Dinin ne, kitabın ne, peygamberin kim? Sonra soracaklar. Kulum, ben sana 70 sene bir ömür verdim. Hadi bakalım, şimdi hesap başlıyor. Şimdi sen dünyada bir hesap gelse zorlanıyorsun bazen ödemeye. Ya peki 70 yıllık bir ömrün hesabı geldi, ne yapacağız? 80 sene Allah ömür vermiş. Kulum, 80 yıl sana bir ömür verdim. Bunun hesabını şimdi verirse nasıl vereceğiz? İşte... Ferdi Budak ve Emrah Budak, Allah'ın ne işleri varsa hayırlı, bereketli, bol rızıkla nasip eylesin. Burada abiler, ablalar ne sıkıntıları varsa Allah'ım onların da ne niyetleri varsa kolay eylesin. Allah'ım dünyada imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Kısa bir dünya hayatı, geldik gidiyoruz. Valizleri sevaplarla doldurmamız lazım. Ne kadar günahkar da olsak Rabbimiz, kullarım, ben affediciyim, affetmeyi severim diyor. Hepimizi affedecek bir Rabbimiz var. Yeter ki biz ona ölüm gelmeden dönelim, tövbemizi edelim inşallah. Biz Türkiye'ye geleli geziyoruz. Hiçbir yeri ayırt etmeyiz. Seyrede girelim, selam verip çaydan içeriz. Bugün de Manisa'ya geldik. Dün Balıkesir'deydik. Bir an İzmir'e geçeceğiz. Allah'ım bizleri her türlü fitneden, fesattan, afattan, depremlerden, sellerden muhafaza eylesin. Amin. Ne depremler, ne koronalar, salgınlar atlattık. Kolay değil tabii ki bunlar. Ama bundan daha büyük bir tehlike var. Ahirette ebedi bir cehennem var. Bir de geçici cehennem var. Allah'ım cehennem azabından size... İyi de
sen hocasın, tamam mı? Senin bir kere bu ortamlara girmen doğru değil. Onlar gelmiyorsa biz gelelim diye bir şey yok kardeşim. Gittiğin ortam günahın olduğu bir ortam. Sen buralara giremezsin. Sen buralara girdin. Adamlar kafalar kıyak içmişler. Oradan birisi Allah'a kitaba küfür etse. He? Eden yok mudur? Vardır. Hı? Bak adamın günaha girmesine sebep oldu. Ne yaptım ki ben Allah'tan bahsediyorum. Ulan oğlum o adam Allah'ı bilmiyor mu ya? He? O adam Allah'ı bilmiyor mu? Ya siz sanki peygamber gelmiş ama kimse bu peygamberi bilmiyor, tanımıyor. O peygamberi tanıtmaya çıkan tebliğciler gibisiniz. Kalpleri bilen Allah'sa siz ne yaparsanız yapın. Onların kalbine o imanı düşüren benim diyorsa sen ne yapıyorsun dayı? Ha? Gizli gizli alemlere akmaları. Hacı yolundasın. Avyonda hocalar hu der Allah. Yer gökü iniler Allah. İzin ver de pavyona gidelim Allah. İzin ver de yolunda ölelim Allah. Göster karları görelim. buna doğru gidiyoruz yani. Ne yapıyoruz abi siz? Siz manyak mısınız ya? Bunlar diyorlar ki biz diyorlar tebliğ ettik. Siz tebliğ metni etmediniz. Tamam. Anlatmış olduğunuz o dinle insanların dalga geçmesine, insanların sizin yüzünüzden o dine, o Allah'a küfür etmesine sebep oldunuz. Allah aşkına saçma sapan işler yapmayın ya. Şimdi bu açıdan düşün. Bir bu açısı var, bir de başka bir açısı var arkadaşlar. Ülkenin nereye gittiği belli değil. Tamam mı? Yani ipini koparmış bir halde gidiyor. Şimdi bu ülkede 15 Temmuz'dan sonra bazı okulların, tamam mı, böyle tarikatçılar tarafından çöküldüğü, el değiştirdiği, işte bir zamanlar hocam hocam dedikleri, okulaştırdıkları bu cemaatin okullarına gidip bunların merdiven ölçtüğü, bize burayı verdiler dediklerini falan duyduk. Kulağımıza geldi bunlar. Tamam mı? Buna dair haberler yapıldı. Şimdi pavyoncu arkadaşlara sesleniyorum. Birileri sizin pavyonlara göz dikmiş olabilir. Ve bu hocalar vasıtasıyla alttan gidin bir yoklayın. Müşteri var mı yok mu? Çökeceğiz. Tarzında bir şeyler olur mu olmaz mı diye bir düşünüyorum. Yani belki de hocanın ya niyeti pavyonu almak, yarın öbürsü gün bir gidecek, iki gidecek, üçte diyecek ki kardeş burayı bize verdiler. Pavyoncu arkadaş da kim verdi lan sana falan filan derken ola bir bakmışız bizim yılların pavyoncu FETÖ'cü olmuş. Ondan sonra ne olacak? Adamın malına çökecekler. Siz olun bunları pavyona sokun. Efendim tarihçi Murat Bardakçı Fatih Altaylı kavgası. Efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'nin çıkarma gemisi var mıydı yok muydu? 2000'den önceki Türkiye, 2000'den sonraki Türkiye. 2000'den önce Türkiye'nin çıkarma gemisi de yokmuş. 2000'den sonra Tayyip'le beraber her şey olmuş. Efendim Fatih Altaylı da diyor ki evet diyor, doğru diyor. 1974'te diyor Kıbrıs'a diyor Japonlar çıktı diyor. Eski Türkiye ne şiş yağsın ne kebap, böyle şey olmaz kardeşim. Şimdiki Türkiye, şişli yazsın, kebapta, odunda biz olalım. Her şey kötü değil Fatih. Tabii ki her şey kötü değil. Türkiye'nin şey şu kötü. Anda 30 küsur ülkede askeri var. Bu önemli bir şeydir. Yahu bana Demirel anlatmıştı şeyi. Çıkartma gemisi olmadı mı ki? Ben bizzat Demirel'den dinledim. Kıbrıs'a niye çıkamadık dedim. O zaman çıkartma gemimiz yoktu, o kadar dedi. Şükrü Kaya, dahiliye vekiliyken, Atatürk'ün İçişleri Bakanı. Bir adalar programı başlatıyor. Alacak adam. Gitmek istiyor. Gemiler falan yaptırıyorlar. Engel olunuyor. Durduruluyor proje. Sonra seneler sonra 30 sene sonra falan Süleyman Demirel 35 sene sonra yok 30-35 sene sonra çıkartma gemisi şeyi istiyor. Yapamıyor. Çıkmak istiyor. Yapamıyor. Ta 2000'lerin başında senin hasretini çektiğin eski Türkiye döneminde. Ya kardeşim alüminyum satmadılar askerlere. Sen ne diyorsun? Gemi yapacaklar diye. Eski Türkiye. Hiç eski Türkiye şey yapmıyor. Doğru zaten. Kıbrıs'a da şey çıkmıştı. Japonlar. İşte o Demirel'in şeyinden sonradır o. Yapmaya başladık biz. Yapma Murat. Yapma. Yapma. Eski... Ne olur yapma. Kardeşim. Fatih Altaylı, Sayın Fatih Altaylı, sen burada ince anekdot var, onu görmemişsin. Tamam, eyvallah.
Türkiye'nin çıkarma gemisi yoktu. Biz Kıbrıs'a gideceğiz. Türkiye'nin çıkarma gemisi yok. Bakın, iyi dinleyin. Yalan söyleyen tarih utansın. Size tarihi tek tek anlatıyorum. Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, askeri ordu, hepsi başkomutanlar gelmişler. Hep beraber Kıbrıs'a çıkacağız. Ama ortada bir problem var. Ortada gemi yok. İyi dinle kardeşim. Hayır, beni iyi dinlemek zorundasın. Beni iyi dinlemek zorundasın. Doğruları konuşacağız. Doğruları konuşacağız. Bir dakika. Konsantrasyonumu bozma. Şimdi Bülent Ecevit komutanlarla arası iyi. Komutanlar tabii Erbakan'ı sevmiyor. Ama ortada bir problem var. Erbakan'a ihtiyaç duyuyorlar. Bülent Ecevit'in yukarıyla, askeri komutanların yukarıyla ilişkisi iyi değil. Bu ilişkiyi sağlayacak olan kim? O zaman anlı secdeli, namazlı niyazlı rahmetli Necmettin Erbakan. Komutanlar, Bülent Ecevit, o zamanki muhalefet hep beraber gelmişler. Necmettin Erbakan'ı davet etmişler. Hocam, bu işi çözsen sen çözersin. Hoca demiş, buyurun demiş. Hocam, biz Kıbrıs'a çıkacağız. Yukarıdan çıkabiliyoruz. Uçaklarımız var, aşağıdan gemilerle gidemiyoruz. Çünkü gemimiz yok. Allah bize destek olacak. Şöyle güzel bir dua edersen, bize melek ordularını göndeririz, şehitleri göndeririz. Bizim canlı askerlerimizi o melekler, o şehitler alırlar, denizin öbür tarafına geçirir, bırakırlar. Necmettin Erbakan önce şaşırıyor. Ya olur mu öyle şey falan diyor ama sonra da diyor neden olmasın diyor, bir deneyelim diyor. Deniyor. Açıyor ellerini. Tabii önce iki rekat teheccüd namazı kılıyor. Açıyor ellerini. Ya Rabbi diyor, sen bizi muzaffer eyle diyor. Bu orduyu utandırma ya Rabbi diyor. Yeryüzünde diyor, bizden başka kim kaldı diyor. Oradaki kardeşlerimiz zulüm görüyor diyor. Ordularını gönder ya Rabbi diyor. Allah sizi inandırmasın. Vallahi bir tarafından uydurdum. Dakikasında gök gürlemeye başlıyor. Sel, su. Hatta komutanlar Erbakan'a diyor, ya biz melek istedik, yağmur istemedik. Bir karışıklık oldu galiba. Bir daha mı bir dua etsen falan derken anında güneş oluyor. Tabii. Sonra bir bakıyorlar ki gökyüzünden bembeyaz melekler aşağı iniyor. Hemen emir veriyor komutanlar. Askerler çıkıyorlar ortaya. Alıyorlar silahlarını. Ne varsa cephanelik. O melekler, Allah sizi inandırmasın, pençeleriyle tutuyor askerleri, denizin diğer kıyısına bırakıyorlar. Ya sanki bu Yüzüklerin Efendisi'nde ölüler ordusunu çağırmıştı ya. Ölüler ordusu desteğe gelmişti. Aynen öyle. Şehitler ordusu desteğe geliyor. Ya güzel hikaye. Nasıl uydurdum onu? İşte bunlar bu tarz hikayeleri uyduruyorlar. Bunlara inanıyorlar. Tamam mı? Gemi yoktu ulan. Taş Kızak Dershanesi 1967-1992-93 mü ne? O dönemde 58 tane gemi yapmış lan, çıkarma gemisi. Bunların 43'ü bu savaşa katılmış lan, Kıbrıs Barış Harekatı'na. Neyin kafasını yaşıyoruz biz arkadaş? Kime neyi ispatlamaya çalışıyoruz biz? He? Kime neyi ispatlamaya çalışıyoruz? Ya yanlışıyla doğrusuyla yaşanmış, olmuş, bitmiş olaylar. Biz bunlar yüzünden günümüzü yaşayamıyoruz ya. Günümüzü yaşayamıyoruz ya. Günümüzün siyasetçilerin yedikleri naneleri bunlar yüzünden göremiyoruz ya. Lan bana ne Kıbrıs Barış Harekatı'ndan, bana ne Çanakkale'den, bana ne Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı, bitti gitti. Ne yaparız? Allah razı olsun deriz. Mekanları cennet olsun deriz. İyi kötü bu ülke için bir şey yapmışlar deriz. Kim olursa olsun ayırt etmeyiz. Ayırt etmemek de lazım. Yok o zamanlar o yoktu da şimdi gemi yap ya, bırak Allah'ın seversen, kitabın seversen ya. Gemi yaptılar, seçimden önce çıkardılar. Askeriyeden komutanlardan bir tanesi dedi, ulan dedi, bu geminin 30 milyon dolar dedi masrafı var dedi be. Bu gemiyi dedi askeriyeye kitlemek istiyorlar dedi be. He? Bu geminin kardeşi dedi Hollanda'da mı bir yerde dedi, bu dümeninde problem olmuş, 30 milyon dolar masrafı var geminin dedi ya. Bu gemiyi askeriyeye kitliyorlar ki
Para askeriyeye girsin dedi ya. Bir Allah'ın kulu gıkını çıkarmadı ya. Boğaz'da iki tane gemiyi böyle götürüp getirdiğin zaman ola ne yaptı? Savaşa hazırız. He savaşa hazırsınız. Madem çıkarma gemileriniz var. Murat Bardakçı, AKP'li arkadaşlar. Hadi lan gidin savaşın. Hadi gidin savaşın İsrail'de. Çıkın İsrail'e. Çıkın Gazze'ye. Uçaklarınız da var. Reisinizin Katar'dan gelen uçağı var. Binin ona dolun. Parti yapa yapa gidin. Hatta paraşüt versinler. Paraşütle atlayın Gazze'ye. Neyin kafasını yaşıyorsunuz abi siz ya? Allah'ınızı kitabınızı severseniz ya. Ben niye bu kadar gaza geldim? Hiç demiyorsun. Sakin ol fakir. Ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Şimdi İbo, şimdi Adıyaman'a gidiş hikayeni mi anlatıyorsun kanka? Evet. Abi anlat bakayım. Burada kararlaştırdık. Ben şimdi içki içeyim ya. Evet. Dediler ki gidelim düzeniz. Bakayım daha nasıl bir yer. Gittik. Ya insanlar, para var insanlarda ya bu millet öküz. Para var, etrafa bakarsın, yani hizmet edeceksin. Zengin adama hizmet edeceksin. Edeceği olan adam fakir olsa hizmet et. Aynen. Önemli değil. Şey koca var yanımda, koca dedim ki kime hizmet edeceğiz dedi. Kocanın dedi tayfasına. Dedim Audi çıktı dedim evin altından. Dedi o oğlunundur. Sokayım sordum bir de kızayla bana. Ya dedim fakir olsa tamam hizmet edelim, yardım edelim. Para yok, hayır bedava. Dedi ki gel arkaya dedi, ne yapacağız arkada? Çimento taşıyacağız. Dedim kaç lira vereceksiniz? Para yok. Ya bakın işinize hadi uğraşamam ben sizden. Niye? Hizmet. Nasıl bir hizmet duruyordu bu? Sevap kazanır. Öyle bir sevap mı olur dedim. Bedava çalışacağız. Çimento taşımayla sevap mı kazanır? Öyle bir sevap yok mu var? Kendi Audi ile gelsin. Evet, kendi Audi ile gelsin. Oğlu el motorla gelsin. Biz salaklar çimento taşıyalım. Birkaç gün kaldı. Bir ekmek getirdi bir bu kadar küçük. Tuz yok. Ama ekmek güzel. Ama çorba. Neyin çorbası? İçtim bir iki kaşık. Dedim tamam daha içmeye gidelim. Dediler ki boy abdesti alır gelsin. Biliyor musun? Biliyor musun? Bilir tabi değil mi? Boy abdesti alacaksın, namaz kılacaksın sabaha kadar camide. Sabaha. Bütün günahların affolacak. Dedim benim günahım yok. Affolmaya da gereği yok. Ben çıkarım düşer. Hoca dedi oğlum yok dedim ben çıkıyorum düşer. Uğraşamam sana. Çıktım düşer. Bir şey yok ya. Hoca geliyor. Bir iki vaiz okuyor. Yanımdaki adam bu bir şey oluyor deliriyor. Adam bağırıyor. Ya ulan niye bağırıyorsun? Hoca geliyor. Hoca dedim kimdir bu peygamberin soyunda bana dediler ki bak adama. Niye bakmıyor ya? Bakayım şimdi hiç fark yok. Peygamber efendi budur. Hiç beni tanımıyor ki peygamber. Hangisi de benzeteyim. Gideyle sohbe alıyla el okuyla. Onu hocaya kişinin arkadaşı dedi ki gelen suratına bakma. Bence bununla değil. Sen dedim hangi peygamberin soyundasın? Selman dedi ayrı oturmam lazım dedi koca bana tamam mı? Bu düzelmezdi. Dedim ben buraya geldim daha kötü bozuldum.